Şurası da kamerayı göreceğiz. Hoş geldin. Problemlerini, sorunlarını kendi problemi gibi gören adam gibi adam Sayın İsmail Ömer Çamur. Hoş geldin Gözlü sevdalısı. Hoş geldin. Haydi Kuzgu, şahlanmaya devam. İşte AK Parti. Yol kardeşlik yolu, haydi Anadolu. Yol kardeşlik yolu, şahlansın ne varsa. Şimdi ben tabii konuşma metnim böyle değildi ama böyle kalabalık görünce böyle başladım. Hepinizi en derin saygılarımla ve sevgilerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, siz de hoş geldiniz. Arkadaşlarım, ablalarım, kardeşlerim, ağabeylerim, biliyorsunuz ki ben 7 yaşından beri, beni buradakilerin çoğu tanıyor, Konsu'da 5 çocuklu bir madencinin evladı, aynı zamanda ticaretle uğraşan bir kardeşinizin evladı olarak büyüdüm. Ben 7 yaşından beri ticaret hanelerinde babamın ve iş yerlerinde çalışarak, caddenin her tozunu yutarak bu hale geldim. Bu emeğimi kendim, kendi kendime, kendi mücadelemle yaptım. Bazı insanlar bazen karalamalarına gidiyorlar ama Ömer Çamur bu hayatın her türlü sindesini yemiş ve bu hale gelmiş bir kardeşiniz. Bunu bilmeyin. Bizim arkamızda önce Allah, sonra sizin gibi böyle kendi halinde Konsu'da yaşayan dürüst ve temiz insanlar var. Bakın burada bir tane çakal yok. Burada ben görüyorum bir tane böyle Konsu'da adı bozulmuş, adı değişik yerlerde bir tane insan yok. Herkes mahallelerinden gelmiş. Tertemiz ve pırıl pırıl insanlar. Allah bana böyle insanları nasip etti. Böyle insanları seslenebilmeyi nasip etti. Bunu gururu bile bana yeter fazlasıyla. Değerli arkadaşlarım, 30 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde biliyorsunuz ki AK Parti'den aday adayı oldum. İşleyen bu süreçte, devam eden bu süreçte değişik siyasetin değişik gerekli olan hareketlerinden dolayı bir ara sanki böyle 5-6 gün falan piyasadan çekilecek, siyasetten çekilecek, aday adayı olmayacakmış gibi bir izlenim doğdu. Hayır, Ömer Çamur burada, Ömer Çamur aday, adayı nasip olursa, Allah nasip ederse, hayırlısıysa aday da olacak inşallah. Sizin desteklerinizle beraber. Şimdi Ömer Çamur niye bu göreve talip? Niçin bu göreve talip? Öncelikle 4,5 yıldır devam eden Konsu'da görmüş olduğunuz gibi bir şantiye havası var. Bu şantiye havasında emeği geçen, en çok emeği geçen kardeşlerinizden bir tanesi. Eksikleri de olmuştur, aksakları da olmuştur ama Konsu'yu şaha kaldıran, hani biz diyoruz ya, şahlanmaya devam Konsu diyen, o projelerin devamı için, onların devam edebilmesi için, belediye başkanımızın Zonguldak'a gitmesiyle biz de burada bu projelerin devamı için görev almak istedik. Çünkü bu projeleri en yakından tanıyan, bu projelerin devamı için en yakında olan, bu projelerin her türlü gidişatını, her türlü finansal desteğini çok iyi bilen bir kardeşiniz olarak ben de buraya aday oldum. Kişisel bir beklentisi olan namerttir. Hepiniz için, sadece şu konudaki düzgün, dürüst, namuslu insanlar için ben buradayım. Ben Konsu'ya bir şeyler vermek için geliyorum. Almak için değil. Almak için gelenler de var. Ben vermek için geliyorum. Herkes de biliyor ki Ömer Çamur bu 4,5 yılda Konsu'ya her şeyini verdi. Değil mi? Var mı bir haksızlık iddia? Ama görüyorum ki birileri bu Konsu'dan bir şeyler alırken hala daha almak için bütün çakallarla beraber bu işe niyetlenmiş. Bizim arkamızda sizin gibi saf, namuslu ve dürüst insanlar var.
Tamam. Hepinizi bunun için bu süreçte Ömer Çamur'a sahip çıkmaya davet ediyorum. İnşallah. Arkadaşlar, her şeyden önce bunları çok duymuşsunuzdur belki de. Ben namusum üzerine yemin ediyorum hepinize, ben sizin bir kuruşunuzu zayi etmeyecek, bir kuruşunuzu boşuna israf etmeyecek ve sizin her türlü menfaatinize, şu görmüş olduğunuz insanların menfaatine çalıştırılacak sistemin içinde başında olacağım ve sonuna kadar da namuslu ve düzgün bir şekilde işimi yapacağıma size namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum. Siz bunu bu 4,5 yıl içinde gördünüz. Bu 4,5 yıl içinde gördünüz aslında. Yani bu 4,5 yıl içinde Ömer Çamur herkes tanıdı. Bakın, Konsu'da hiçbir belediye meclisine bu zamana kadar böyle bir belediye başkanlığına adı geçmedi, aday olmadı veya böyle bir sevgiye nasip olmadı. Bu bir tesadüf değil. Demek ki biz bir şeyler yaptık ki siz buradasınız, değil mi? Yani boşu boşuna bu insanlar buraya toplanır mı? Ben bu belediye meclisinde elimde olan yetkiyle geçen sürecinde daha yetkili olmak, size daha çok yardımcı olmak istiyorum. Benim bu koltuk sevdam bu. Bana diyorlar ki arkadaşlar, ya evet otur işinin başında, güzel bir işin var, doğru var, Allah'a şükür olsun, ama Konsu'yu çakallara bırakalım arkadaşlar. Şimdiden ben bakıyorum, bazı arkadaşlarımızın hemen peşinde bu sermaye grupları yerlerini almışlar. Benim öyle bir niyetim yok. Benim yanımda hiçbir zaman sermaye grubu olmayacak, onlara ödeyeceğim bir diyet olmayacak. Sadece size ödeyeceğim diyet olacak, sadece size. Sizden başka kimseye diyet ödemeyeceğim. Hiç kimseye, sizden başka kimseye diyet ödemeyeceğim. Bunu böyle bilin. Tamam mı? Arkadaşlar, yaklaşan bu süreçte desteğimiz çok önemli. Kapalı kapılar ardında farklı hesaplar yapılıyor. Desteğiniz çok önemli. Vefa duyulması gerektiği insanlar vefa... Hepiniz komşularınıza, tanıyanlar tanıyor zaten beni. Nasıl bir insan olduğumu biliyor. Çok kendim anlatmıyorum zaten burada. Yani bunları yaptı, şöyle oldu, böyle oldu, şöyle gitti falan demiyorum. Ömer Çamur işinizden gelen, hemen hemen hepinizle istişaresi olan, hemen hemen hepinize bir şekilde yolları kesişip yardımcı olan bir kardeşiniz. Tamam. Yani öyle sermayenin, farklı grupların temsil ettiği bir birisi değil. İçinizden gelen, sizin içinizden gelen, içinizden çıkan, içinizden yetişen bir kardeşiniz. Onun için desteğinizi bize verirseniz siz yönetmiş olursunuz Konsu'yu. Ama sermaye gruplarının, farklı grupların yönettiği, kapalı kapılar ardında yapılan hesaplarıyla yapılan insanların yönettiği bir Konsu'da siz yönetmezsiniz Konsu'yu. Tamam, siz yönetmek istiyorsanız benim arkamda durun. Ölümüne kadar peşindeyiz başkan. Bu süreç çok hızlı işliyor. Gerekli olan yerlere gerekli olan mesajları çok erken vermemiz lazım. Biz bu yemeği çok hızlı bir şekilde niye düzenledik? Aslında bu yemekler aday olunca düzenlenir. Ama sanki Ömer Çamur Ali Bektaş'tan sonra Konsu'da çekiliyormuş gibi bir hava doğdu. Bu yemeği mecburen düzenledik. Arkadaşlarımız dediler ki mutlaka düzenleyelim. Ve düzenledik. Şimdi bundan sonra görev size düşüyor. Tamam. Yani bundan sonra görev sizin. Genel merkezin dikkatini çekecek. İnsanların dikkatini çekecek. Bakın, Ömer Çamur'un arkasında kimse yokmuş demeyecek şekilde hepinizden desteklerinizi istiyorum. Onun için bugünden itibaren yarın yok. Beni gerçekten gönülden seven, biliyorum burada farklı gruplardan arkadaşlar da vardır. Yani gelmişlerdir. Bakalım bu arkadaşımız ne diyor? Diğer tarafa bilgi de getireceklerdir. Bunun dışında beni burada gönülden seven, içten seven herkesten bugünden itibaren rica ediyorum. Bu yemek dağılır dağılmaz hepiniz Konsu'nun yöneteceği insanlar tarafından, sizin tarafınızdan yönetilmesi için komşularınıza biz Ömer Çamur'u destekliyoruz deyip onların desteklerini alın. Arkadaşlar, beni herkes tanıyor. Beni herkes tanıyor. Yani ben sonuna kadar halk için sonuna kadar mücadele ettim bu 4,5 yılda. Yani bu 4,5 yıldan sonra yetkimizin olduğu kadar, belediye meclisinin yetkilerinin olduğu kadar kullandım. Ama şimdi belediye başkanı olursam tamamıyla yetkilerimi sizin adınıza kullanacağıma tekrar söz veriyorum. Hepinize saygılarımla selam ediyorum. Hep Allah razı olsun. Buraya kadar geldiniz. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Başka.
Anlaşıyorum.